CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetici kimliğini eleştirerek konuşmasına başladı. Öyle bir ülke tablosu koydun ki ortaya, herkes birbiriyle kavgalı. Dışarıda yarattığı kavgayı yurt içine ithal ediyor. Ve öyle bir noktaya geldi ki kendi ülkesini adeta savaş alanına döndürdü. Polis takviyesi yapılıyor habire. Şimdi asker de indirebiliriz diyorlar. İster polisinle gel, ister askerinle gel, ister yandaşınla gel. Taksim Gezi Parkı olaylarının fitilini ateşleyen kişinin Başbakan Erdoğan olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, olayı bu noktaya getiren başbakanın ta kendisidir dedi. Çıkıp deseydi ki buraya yaptınız, polis orantısız güç kullandı. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı söyledi, Sayın Arınç söyledi, sen de söyledin. Orantısız güç kullanıldı. Sizden özür diliyoruz deseydin bu olaylar olur muydu? Olayı kışkırtan kim? Bu noktaya getiren kim? Esnafı perişan eden kim? Başbakanlık koltuğunda oturan insanda biraz ahlak olur diyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ülkeyi böldüğünü ileri sürdü. Kılıçdaroğlu ayrıca milli iradenin özünde halka saygı göstermek yattığını söyleyerek Başbakan Erdoğan'ı sert bir dille eleştirdi. Şunu bilmek zorundadır. Bu ülkenin barışa ve huzura ihtiyacı var. Bölünmeye değil, beraber olmaya ihtiyacı var. Kendisine oy vermeyenler, onlar çapulcu. Milli iradeden sayılmıyor. Gezi Parkı eylemleri sayesinde Türkiye'nin itibarının gençlerin özgürlük aykırışıyla arttığını ileri süren Kılıçdaroğlu, gençler kazandı, Recep Tayyip Erdoğan kaybetti, dedi. Yeni Türkiye artık demokrasi ve özgürlük taleplerini korkmadan meydanlarda haykıran bir Türkiye. Polis gücüyle, asker gücüyle, tomalarıyla, silahlarıyla, sopalarıyla o gencecik çocukların üzerine gidenler, onlar bu ülkenin korkaklarıdır. Herkes bunu bilir. O gencecik çocukları yer altına itmek doğru mudur? Bırakın eylemlerini yapsınlar. Kimseye zararları yok bunların. O gençlere sesleniyorum. Siz kazandınız. Recep Tayyip Erdoğan yenildi.